Herkese merhaba. Bugün eski Doğan Bey köyündeyim. Domatya olarak da geçiyor. Mübadeleden kalma bir köy burası. Taş evler var. Birçoğu tadilat görmüş, yapılmış. Diğerleri de kimisi yapım aşamasında, kimisi de yıkıntı halinde. Şöyle mükemmel bir deniz manzarası var. Şimdi böyle köyü göstereceğim size. Hemen köyün girişinde bir sergi alanı var. Burası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ait. Oranın Güllübahçe tarafı ya da Didim tarafı. Milli Park'ta bulunan burada bitkiler ve hayvanların tanıtımı var bu gösterim merkezinde. Gösterdikten sonra köyün içerisinde size bir walking tour yapacağım. Maskemizi takalım. Burası tanıtım merkezi. Pazartesi hariç her gün açık. Akşam 5'e kadar. Tabii ki maskesiz ve dezenfekte olmadan girmek yasak. 10'ar kişilik gruplar halinde girebiliyorsunuz. Hemen girişte solda broşürler var. Daha sonrasında Yarımada'dan, Milli Park'tan görüntüler var, fotoğraflar şeklinde. Buradaki endemik bitkilerin, hayvan türlerinin fotoğrafları. Milli Park'tan mükemmel manzaralar var. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Güzelçamlı tarafından da buraya yaklaşık 36 kilometrelik bir yürüyüş yolu var, değil mi? 36 kilometre. Efendim? Tek yön 18. Tek yön 18. Git gel 36 kilometre. Sadece tek yönde 6-7 saat sürüyor. Kulak var kur ama orman yolunda devam ediyoruz. Zaman zaman bir kalıcı olduğunda yapıyoruz. Fakat bir süre bir süre çıkamadık. Anladım. Şöyle hızlıca gösterelim. Bunlar genellik çeşitleri. Bakın Anadolu Parsı. Türkiye'de Anadolu Parsı'nın tek en son görüldüğü yer burası. Tek demeyelim. En son görüldüğü yer. Şurada bir leylek iskeleti var. Öndeki de Pars'ın sanırım postu. Kuşlardan yalı çapkını, kızıl şahin, kır kırlangıcı, büyük akbalıkçıl, kara tavuk, leylek. Birkaç türü sadece bunların. Burada da bir leylek örneği var. Burada şahin, atmaca, baykuş iskeletleri. Bakın gene Milli Park'tan bir Yunus iskeleti. Gelelim. Bu kaplumbağa bakın suda yüzen. Burada da onun fosilleşmiş hali suda bekliyor. Hemen burada da Milli Park'ta Akdeniz foku. Şimdi farklı açılardan çekeyim. Milli Park'a yüzmeye geldiğinizde çok sayıda domuz var. Gün içerisinde bu domuzlar yemek yemeye yanlarınıza kadar iniyor. İnsanlar onları besliyor. Bakın burada Milli Park'tan şahin, baykuş, atmaca, tilki, vaşak hepsi var. Çok güzel bir sergi salonu burası. Burada yaşayan endemik bitkiler ve ördekler, kazlar ve diğer kuş türleri, balıkçılar. Bunlar da buradaki güzel fotoğraf. Park'tan bir domuz canlı gibi. Kirpi var. Gayet büyük bir kirpi. Çok büyük hatta. Bu tarafta da kuşlar var. Yılanlar var. Bak
Üçüncü ol yılan, kertenkele, mukalemun, kaplumbağa, benekli, dikenli keler, uysal yılanlar, ufak, kör yılan. Bunların hepsi arkada şeritli engelek var bakın. Hazer yılanı şu sağdaki. Bu da uluklu kertenkele. O da bir yılan türü aslında. Şurada çok büyük kavanozdaki. Hava çok sıcak. Abi çok teşekkür ederim. Geldim. İyi günler, kolay gelsin. Kolay gelsin abi, her zaman bekliyoruz. Sağ ol abi, teşekkürler. Arkadaşlar, az önce yazıda gördüğünüz gibi buradaki hayvanlar, doldurmuş olan hayvanlar hiçbir şekilde avcılık sonucu değil. Kaçak avlanılmış ya da ölü bulunmuş hayvanların, el konulmuş hayvanların doldurmaları. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok avcılıkla alakalı. Zaten bu türlerin avlanılması da yasak. Bunlar sadece doğal şartlarda kendiliğinden ölmüş ya da böyle kaçak avcıların elinden yakalanıp ceza işlemleri uygulanıp onların elinden alan hayvanların doldurmaları. O konuda da içimiz rahat olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi de köyün içerisinden size yürüyüş videosu yapacağım. Şu şekilde bu köyde çok sayıda endemik bitki var. Bazılarının cezası 30-40 bin lira dayanıyor. Buraya gelirseniz eğer kafanıza göre lütfen çiçekleri kopartmayın. Başınıza iş açabilirsiniz. Merhaba Ömer. Merhaba Aylan Bey. Bize köyü mü gezdireceksin? Evet. Tamam, hadi gidelim. Köyde arkadaşlar iki tane büfe var, kafe var. Onun haricinde market ve benzeri yok. Haberiniz olsun. Biri kapanmış ama. Biri kapalı mı biri? Aynen. Açarlar ya. Şurada bir vadi manzarası olacaktı. Bahar aylarında gelirseniz buraya daha güzel. Otlar yeşerdiğinde, açtığında. Her zamanki anam, kedi ödümü kopardın ha. Her zamanki uyarımızı yapalım. Böyle yerlere geldiğinizde lütfen şöyle yazılar yazmayalım arkadaşlar. Spor yapıyoruz düzenli. Korsa gidiyorum. Ha, nerede? Doğan Bey evleri. Aynen, kafe olarak da işletiyor. Köyün girişinde otopark var arkadaşlar. Oraya arabanızı bıraktıktan sonra
bu sergileme merkezinin olduğu yerden de girebilirsiniz. Diğer taraftan da, yani sağ yoldan da sol yoldan da girebilirsiniz. Fark etmiyor. Her iki yoldan da girdiğinizde girişte kafeler var. Bir tane de orta yolda, köyün ortasında kafe var. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi pandemi dolayısıyla kimsecikler yok, açık değil ama normal şartlarda buraya turist grupları geliyor. Hafta sonları insanlar gezmeye, eşini dostunu gezdirmeye geliyorlar. O yüzden oraları açık oluyor. Baştan sona yürürseniz burayı 30 dakikayı geçmez. Çok sıcakta gelmemeye çalışın. Sabah erken saatlerde ya da akşam üstü saatlerinde gelebilirsiniz. Güllü Bahçe'den geçip kolayca ulaşılır. Böyle ufak şirin bir köy burası. Hava 41 derece, dehşet derece sıcak sıcaklık var. Şöyle manzarada. Tıkır araba. Şimdi hemen buraya 9 kilometre uzaklıkta deniz kenarında Karina olarak geçen yemek yiyebileceğiniz restoranların olduğu yer var. Oraya gideceğiz. Öğlen yemeği yemeye. Balık meşhur orada. Balık yiyeceğiz. Tamam abi, gidelim. Sıcak çökünce böyle rakı içmeyen. Burası Karina olarak geçiyor arkadaşlar. Eski Doğan Bey'den 9 kilometre uzaklıkta deniz kenarında. Böyle şirin bir yer. Balık restoranları var. Şöyle aradan da gösterebilirim size. Baksana. Koca çadır kurmuşlar. Deniz ne kadar sığ ama baksana. Adamlar ta nerede bak, beline geliyor da. Bak şu mavi gördüm. İşte böyle bir yer.